son olarak 16 Nisan tarihinde yine kamuoyunun bilgisine düşen bir beyanı üzerinden bir suç duyurusunda bulunduk. Bu beyanında Tanju Özcan, Bolu'da kendi tespitlerine göre 102 ülkeden yabancı öğrenci olduğunu, ancak bu öğrencilerin hangi okul mezunu olduklarının bile şaibeli olduğunu, bunların öğrenci olup olmadıklarından bile emin olmadıklarını, haklarında bir suç işleyip işlemediklerine dair net bir bilgi olmadığını ifade ederek aslında bu öğrencileri Bolu'da istemediklerini ve dolayısıyla bu kişileri buradan uzaklaştırmak için de otobüs ücretleri, ulaşım ücretlerine zam yapılacağını, fahiş zamlar yapılacağını bir kere daha duyurdu. Sadece Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinde tanımlanan ayrımcılık suçunun değil, ama aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde tanımlanan halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunun da oluştuğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda bu söylemlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesinde tanımlanan ayrımcılık yasağını da ihlal ettiğini görüyoruz. Ve bir belediye başkanının eylem ve söylemlerinin sıradan bir vatandaşın eylem ve söylemlerinden daha fazla etki yarattığının altını bir kere daha çizme ihtiyacı duyuyoruz. Bütün bu gerek Cumhuriyet Savcılarını gerek üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni göreve çağırırken bu hassasiyetin de özellikle önemsenmesi gerektiğini bir kere daha belirtmek istiyoruz. Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, toplumsal barışı tehdit eden, gerek sığınmacıların güvenlik duygusunu, adalet duygusunu bozan ama gerek toplumun içinde, yerel toplumun da duygularını ve barış duygusunu ya da talebini bozan bu yaklaşımlar karşısında sessiz kalınamayacağını görüyoruz. Buna ilişkin hepimizin hafızasında çokça acı olay var. Ben birkaç tanesini sadece paylaşmak istiyorum sizinle. 10 Ağustos 2021 günü Ankara Altındağ'da yaşanan saldırıyı hatırlayalım lütfen. 10 Ocak 2022 günü İstanbul Esenyurt'ta yine sığınmacılara yönelik saldırıları hatırlayalım. 16 Kasım 2021 günü İzmir Güzelbahçe'de 3 Suriyeli sığınmacının yakılarak öldürülmesini ve bunun bir tesadüfle ortaya çıkmasını, yani adaletin tecelli edebilmesi için bir tesadüfe sığınıldığını hatırlayalım lütfen. Yine 26 Mart 2023 günü Gabonlu üniversite öğrencisi Dina'nın öldürülmesi, buna ilişkin dava devam ediyor biliyorsunuz. Bu dava devam ederken ortaya çıkan oradaki ırkçı ya da ayrımcı yaklaşımı ve nefret saldırısını lütfen hatırlayalım. Bütün bu önemli göz ardı edilemeyecek ve toplumsal barışı tamamen ortadan kaldıran bu eylem ve söylemlerin bugün bir kere daha gerek yargının gerek Cumhuriyet Halk Partili yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Biz son olarak bir kere daha altını ısrarla çiziyoruz. Dilekçemize de belirttik. Savcıların etkin bir soruşturma yürütmesini ve altını çizdiğimiz 122. 126. maddeler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda daha önce haksız yere verilen, yani cezasız bırakılan bu eylemlerinin ve söylemlerinin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü 2021 tarihinde benzer bir soruşturmadan takipsizlik kararı verildi ve takipsizlik kararının verildiği gün yine benzer bir eylemiyle ya da söylemiyle kamuoyunun gündemine oturmuştu. Bu cezasızlığın güçlendireceği ve hukuksuzluğu sürmesini sağlayan etkisi hepimizin malumu. Bu yüzden bir kere daha Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz. Verdiğimiz suç duyurusu çerçevesinde harekete geçmelerini istiyoruz.
Tanju Hoca'nın bu ilk şeyi değil, ırkçı açıklaması değil, ilk ırkçı eylemi değil. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu ve bu süreç içerisinde yayılan pek çok ırkçı alanında yayılmasına sebep olan kişilerden biri. Bu nedenle bugün ırkçı eylemleri, ayrımcı söylemi, nefrete kışkırtan uygulamaları üzerinden Tanju Özcan hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Ama 2 sene önce de yaptığımız suç duyurusunda benzer eylemleri nedeniyle yaptığımız suç duyurusu ne yazık ki takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Ancak biz bu sefer bu sistemle devam eden ve kamu kaynaklarını ayrımcı uygulamalar için harcamak üzere ırkçı açıklamalar yapan Tanju Özcan hakkında artık bir karara varılmasını hem talep ediyoruz hem de bunun kesinlikle takipçisi olacağımızın altını çizmek istiyoruz. Bir kez daha seçimlerden birinci parti olarak çıkmış muhalefet partisi konumundaki bir partinin iktidarın da beslediği nefret ve ayrımcılık söylemlerine güç vermesinde kabul edilemez olduğunu Tanju Özcan'ın bir CHP üyesi olarak CHP'nin kurumsal sorumluluğunu da taşıdığını ifade etmek gerekiyor. Bunların da aynı zamanda seçim öncesinde Afyon Belediye Başkan adayının o dönemki yaptığı söylemdeki gibi CHP'nin içerisindeki bir aslında tutum olduğunun anlaşıldığını kamuoyu tarafından CHP'nin